Merhaba kardeşim benim, hoş geldin. Farkındaysan karantina günlerinde videolar taramalı tüfek gibi gelmeye devam ediyor. Bak bu şekilde. Sen de bu şekilde like'ları patlat kardeşim. Tara like'ları böyle. Adamsın diyorum be, yaparsın benim için. O değil de hatırlarsan geçen günlerde sana iki kişi tanıtmıştım. Demiştim ki bunlar Avrupa'da yaşayan Türk. Ancak çok yetenekli olmalarına rağmen bir türlü futbolcu olamıyorlar. Onların eski maç görüntülerini buldum. Bugün seninle birlikte onu izleyeceğiz. Hazır mısın? Bence hazırsın. Hadi artık geçelim maç görüntülerine. Bak kanka, adamlar bebeklikten beri çok yetenekli. Bebeklikten beri bu şekilde oynuyorlar. Ancak bir türlü profesyonel olamamışlar. Bu arada onların da kanalı var. Linki açıklama kısmında. Mutlaka git, Avrupa'da yaşayan iki tane Türk'e destek çık. Avrupa'ya onların da yalnız olmadığını kanıtla. Onlara da moral olur. Bak görüyorsun. Adamlar şu anda amatör. Ama bir türlü prof olamamışlar. Bakar mısın görüntülere? Birazdan çalımları falan gelecek. Adamlar gerçekten muazzam oynuyor. Tebrik ederim. Vallahi bu adamlar umarız ki prof olur. Bundesliga, İspanya, Türkiye nerede olursa olsun onları görmek isteriz. Gollere baksana. Bu arada kanalları 7000 abone olunca çekiliş yapacaklar. Şu ekranda gördüğün Grampon'u aramızdan bir kardeşimize vereceklermiş. Mutlaka git şansını dene, haberin olsun. Güzel Grampon, sana da yakışır. O değil de bakın. Adamların taktiklerine bakın. Nereden atıyorlar? İnsan değil bunlar. Düşün, adamlar nasıl yetenekli bak. Bu adamlar profesyonelde var ya, coşturur coşturur. İşte şans biraz bak. Görüyorsun. Bir de biliyorsun ki Avrupa'da Türkleri çok sevmiyorlar. Avrupa'da daha çok torpil lazım bana göre Türksen. Oo, güzel ama kaleci hatasıydı. Birazdan çalımlar gelecek var ya, muazzam ötesi bak çalımlar. Çalımları görünce mest olacaksın. Dediğim gibi onların da kanalı var, mutlaka git onlara destek çık, abone ol. Avrupa'da kendilerini tek başına hissetmesinler. Güzel gol. Vallahi ne desem bilemiyorum ya. Hani böyle adamlar nasıl prof olamıyor, cidden şaşıyorum bak. Dediğim gibi ama bana göre, ben Avrupa'ya hiç gitmedim. Ancak öyle söylüyorlar. Avrupa'da futbolcu olmak için daha çok tanıdığın olması lazım diyorlar. Eğer ki Türksen tabii ki. Örnek vereyim, Almanya'da yaşayan bir Türksen. Ha şimdi diyorsun ki o zaman Almanya milli takımında neden Türkler oynuyor? O da muamma. Yani biraz şaşırtıcı açıkçası. Ben de şaşıyorum ama bazıları öyle diyor işte. Bak şimdi birazdan çalımlar başlıyor. Coşmaya hazır ol. Muazzam çalım atıyorlar. Gerçek maç hareketleri bak. Gerçek maçta yapıyorlar, düşün. Amatör maçta bak, küçüklükten beri yapıyorlar bunlar. Küçüklükten beri çok yetenekliler, düşün. Avrupa'da yaşayınca sanırım aileleri onları göndermiş direkt. Bak dönüşe bak, görüyor musun? Neymar gibi. Tik tik döndü hemen. Vallahi bu adamlar prof olsun. İnşallah bizi de unutmazlar ha. Bak. Hareketlere bak, görüyor musun? Takır takır. Muazzam değil mi? Görüntüler eski ama bak çalımlara bak. Kaç kişinin arasından çıkıyorlar var ya. Bunlara karşı halı sahada geleceksin. Hatta bak bunların bir tanesini götüreceksin, tamam mı? Halı sahada baklavasına maça. Bütün takımı çalımlarlar. En sonu birinde ayağını kırarlar. Ben sana söyleyeyim. Yoksa abi halı sahada bu kadar çalım atarsan birine ayağını kırarlar yani. Bu genel bir şey. Özellikle baklavasına veya kolasına ise. Mahallede olsa tekme tokat girişirler. Namus gidiyor, şuraya baksana bak, hareketlere bak. Vay anasını be, ulan insan gibi çalım atmıyorlar ha. Oy, o neydi ya? Görüntüler biraz daha net olsa var ya muazzam olacak da, işte eski görüntüler bunlar. Bak topuk pasını kestin mi, muazzamdı. Vallahi böyle görüntüler beni mest ediyor ha. Özellikle Türk oldukları zaman daha çok gururlanıyorum yani. Şuraya bak ya. Osman'ı Dembele gibi ha. Vallahi billahi bak. Faulde yaptılar bu arada onlara. Çaktırmadan. Adam yediremedi, gördün değil mi? Söyledim sana bak. Yediremezsin böyle bir çalımı yani. Seyircilere bak, nasıl şaştılar. Çalımı görünce gözleri açıldı. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi bu kardeşlerimiz muazzam oynuyormuş. Ancak bir türlü futbolcu olamamışlar. Sizce neden futbolcu olamadılar profesyonel, şu anda amatörler? Mutlaka yorum kısmına yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mertcan Karadeniz ailesi. Bay bay.